Efendim merhabalar. Berat TV ekranlarından herkese iyi akşamlar diliyoruz. Bugün araştırmacı yazar İlhan Hayırlıoğlu ile beraberiz. E, hocam hoş geldiniz, sefalar hoş getirdiniz. Sefalar Nasılsınız, bulduk. iyisiniz Teşekkürler. inşallah. Teşekkürler, iyiyiz. Siz de iyisiniz. Allah şurada. razı olsun, teşekkür ederiz. Yine konumuz Kuantum ve İslam. Tamam. üzerinde İnşallah e, tekrardan sizlerden istifade etmeye çalışacağız kuantum e, ve İslam üzerinde konuşacağız Geçen hafta da olduğu gibi e, bu hafta da aynı şekilde devam edeceğiz sevgili izleyenler e, evren ve kainat nedir e, semavat arz kürsi nedir bu konular üzerinde e, konuşacağız e, Hocam Evren ve kainat nedir sorusunu sizlere e, yöneltelim. Evren ve kainat nedir? E, arasındaki fark nedir? Evet, evren, evren ve kainat kavramını genellikle karıştırılıyor. Hatırı sayılı akademisyenler bile evreni, kainatı aynı anlamda kullanıyor. Aslında bu büyük bir hata, büyük bir bilgi eksikliği. Evren nedir? Bir kere onu bir anlatalım. Evreni tanımlamak, büyüklüğünü anlamak için ışık hızına ihtiyacımız var. Işık hızının dışında hiçbir şekilde evrenin büyüklüğünü tanımlama mümkün değil. Işık hızı evrende en büyük hız. Saniyede 300 bin kilometre. Işık hızın bir özelliği var. Çok ilginç bir özelliği var. Hangi hızlarla ışığın yönüne doğru gitsen ışığın peşinden gitsen ışık hızı yine 300 bin kilometre hız olarak görünür. Işığın yönünden ters olarak uzaklaşsan yine 300 bin kilometre hızla gözükür. Işığın hızı hiçbir şekilde değişmez. Bu fizikçileri şaşırtan bir konu. Yani ışığın yönünde hızlanıyorsun, 200 bin kilometre hızla gidiyorsun, ışık sana yine 300 bin kilometre hızla uzaklaşıyor. Hızını değiştirmiyor. Işığın aksi yönünde 200 bin kilometre hızla gidiyorsun, yine ışık 300 bin kilometre olarak hız olarak gözüküyor. Bunun için ışık evrende referans noktası oluyor, tek sabit oluyor. Her şey ışığa göre tanımlanıyor, an anlamlandırılıyor, tarif ediliyor. Işığın bir özelliğinden bu şekilde faydalanıyor Şimdi bu hızdaki bir ışık saniyede 300 bin kilometre olan ışığa, ışıkta Ay'a bir saniyede gideriz. Bir saniye, 300 bin kilometre. Güneş'e 8 dakikada gideriz. 150 milyon kilometre uzaktaki güneşe 8 dakika gider ışık. En yakın güneş sistemi olan Plüton gezegenine 100 saatte gider. Işık 100 saat sonra en yakın güneş sistemi olan Plüton gezegenine varır. Kutup yıldızı, meşhur kutup yıldızına 600 yılda gider. Işık saniyede 100 bin kilometre hızla kutup yıldızına 600 yılda gider. Yani bir insan 100 yıl yaşasa 6 nesil geçecek ve ışık kutup yıldızına ancak varacak. Ancak varacak. Şimdi evrenin sınırları söz konusuysa biz daha bir arpa boyu yol gitmiş sayılmayız. Bir arpa boyu yol gitmiş değiliz. Çünkü galaksi dediğimiz terim uzayda yıldız kümelerine verilen attır. Yani yıldız adalarına, yıldız kümelerine galaksi adı verilir. Bizim içinde bulduğumuz yıldız kümesi 200 milyar yıldız içinde barındırır. Güneşten binlerce büyük yıldızlar da vardır. Bunun adı Samanyolu galaksisidir. Bizim bulunduğumuz galaksinin adı Samanyolu galaksisidir. Işık bizim Samanyolu galaksinin dışına çıkabilmesi için 100 bin yıla ihtiyacı var. Bizim Samanyolu galaksi de diğer galaksilerin içinde sıradan bir galaksidir. Küçük yani büyük bir galaksi değildir. Çünkü öyle galaksiler var ki içinde 1 trilyona kadar yıldız varındırır. Ve ışık 100 bin yıl sonra bizim galaksimizin dışına çıktı. En yakın komşu galaksi Andromeda galaksi. Bize en yakın komşu galaksi Andromeda galaksisine iki buçuk milyon yılda ulaşabilir. Aradaki mesafe iki buçuk milyon yılda ulaşabilir. Bu komşu galaksi. Şimdi geride 200 milyar galaksi var. Ve bu muazzam, akıl almaz büyüklüğü hayal edemez büyüklüğün karşısında insanlar şaşkın kalır. Bu evrenin tanımı büyüklüğünü gösteren ölçü ölçüler ve yalnızca tanımını bu şekilde yapabiliyoruz. Işık ölçüsüyle büyüklüğünü kavramada anlamada bize bir fikir veriyor. Evet. Evrenin büyüklüğünü kavramada ışık hızı fikir veriyor. Şimdi bu evrenin madde ve cisimler aleminin aşağılardaki en aşağısı indirilen kitabın deyimiyle alemin tanım oluyor. Bu alemler içinde en küçük alem. En küçük alem. Ama bize göre, şu tanıma göre hayal edemeyeceğimiz devasa bir büyüklük gözüküyor. 15 milyar yıl yaşında şu andaki araştırmaların tespit ettiği 35 milyar ışık yılı çapında olan bir evren. Madde ve cisimler alemi. Bu alem bir de evren genişliyor. Balon gibi şişen genişleyen bir yapısı var. Ve e, uzaktaki galaksiler ışık hızına yakın hızla geliş, e, genişlemesini sürdürüyor. Sabit değil. Hızlı bir genişleme sürecinde. Bu aşağıların en aşağısında evren. Evren dediğimiz şey tanımı ışık hızıyla tarifi büyüklüğü bu. Peki bu evren neyin içinde genişliyor? Evrenden o Big Bang, büyük patlama evet. teori, teorisi vardı. Evrenin bir üstünde Işık hızının üstünde olan titreşen bir süper uzayı buldu. Hı Kuantum fizikçileri. Işık hızında titreşen süper uzay. Oraya dini verilerde misal alemi deniyor. Süper uzay tek boyutlu tünellerden meydana geliyor. Tek boyutlu tünellerin diğer bir adı esirdir. Veya bilim ona takyon da diyor. Takyon ve esir adı veriliyor. Tek boyutlu tünellerin ışık hızının üstünde titreşen yapı ve dokuları. Bu tek boyutlu tüneller bir üstteki alemin bambaşka semasını, bambaşka arzını meydana getiriyor, yapısını oluşturuyor. Çünkü ışık hızındaki titreşen o 11 boyut deniyor ona. 11 boyutlu olduğunu tespit ediliyor. 11 boyutlu süper uzay İki boyutlu bizim aşağıdaki evrenin madde ve cisimler aleminden bambaşka hüküm ve kurallara tabi. Oradaki esmaların, özündeki kudretlerin varlık alanına çıkmaları bambaşka hüküm ve kurallarla ortaya çıkıyor. Bu aşağıların en aşağısındaki bir üstteki alemin durumu. Işık hızının üstünde ışıktan 10 ke, kere, 10 kere, 100 kere daha hızlı titreşen tek boyutlu tünellerin kurduğu bir alem. Bu alem meleklerin alemi. Yani nur denen, Kur'an'da nur denen bizim işte bilimin takyon dediği, esir dediği, Kur'an'da da nur dediği yapıdan oluşan bir alem burası. Meleklerin alemi burası. Buranın özelliği nedir? Işıktan hızlı titreştiği için sebep sonuç ilişkileri ters oluyor. Yani orada düşündüğün her şey düşünür düşünmez meydana geliyor. Orada aynı anda yüzlerce binlerce yerde olmak sıradan bir iş. Oranın bir özelliği de oradaki buradaki evrende enerji dediğimiz yer dediğimiz güç orada öz kudret adını alıyor. Orasının öz kudreti durmadan katlanarak artan bir yapıya sahip. Buradaki enerji durmadan eksilen bir yapıya sahip. Matematiksel anlatmak istesek. Burada 1 bölü 2, 1 bölü 4, 1 bölü 8, 1 bölü 16 olarak eksilerek yok olmaya doğru giden bir enerjiyle muhatabız. Ama süper uzayda misal aleminde o öz kudret 1, 2, 4, 8, 16 eksponansiyel artışta katlanarak artıyor. Nereye? Yukarılara doğru üst alemlere doğru. O gittikçe güçlenerek katlanarak artan o üst kudret, üstte çok daha farklı alemlerin meydana getirmesini vasıtası sebebi oluyor. Daha üst yedi kat alemden bahsediyor indirilen kitap. O yedi kat alem ışık hızının daha hızlı süratli olması, işte saniyede bin kere, bir milyon kere titreşmesiyle oranın hüküm ve kurallarına göre bambaşka sema ve uzaylar meydana geliyor. Daha üstlerde yine boyutlar da değişiyor tabii. Bu sefer 11 boyutlu dinlen süper uzay yukarıda yüzlerce boyut oluyor. Daha yukarılarda binlerce boyut oluyor. Daha üst alemlerde milyarlarca boyut oluyor. Kürsüde trilyonlarca boyut oluyor. Şimdi Arşta sonsuz boyut oluyor. Sonsuz boyut. Niye? Çünkü Allah'ın sonsuz kudreti, sonsuz ilmini taşıyabilecek ancak sonsuz boyutlu bir arş olabilir. Allah'ın Sonra 255'te de diyor ya hani e, onun kürsüsü e, semavat ve arzı kuşatmıştır. Bu boyutlarla bu izah ediliyor. Çünkü alemler iç içe. Şimdi kürsi trilyonlarca boyut olduğu için kendi altında kalan tüm boyutları kuşatır. Zaten bizim evreni üstteki süper uzay, misal alemi kuşatıyor. Onun içinde evrenin evrenin büyüklüğü misal alemin yanında çölde bir yüzük halkası kadar. Bak bu devasa anlayamayacağımız, düşünemeyeceğimiz, hayal edemeyeceğimiz kadar büyüklük bir üstteki alemin yanında süper uzayın yanında çölde bir yüzük halkası kadar. Bir üst alemde misal alemi çölde yüzük halkası kadar. Daha yukarılara doğru her alttaki bir alem bir üstteki alemin yanında çölde yüzük halkası kalıyor. Kürsünün yanında işte kürsü bütün aşağıdaki alemleri kuşatacak trilyonlarca boyutlu bir yapıda ve onun üstünde arş sonsuz boyutlu. Bütün bu alemlerin toplamının adı kainat. Kainat dediğimiz şey bu yedi kat semavat, kürsü ve arş dokuz tane alemin toplamı. Bunların bütün hepsinin birlikte adına kainat diyoruz. Eğer kainatı evrenin içinde, evren kainatın içinde bir iğne ucu kadar değil. Evet. i̇ğne ucu kadar kalmıyor bu devasa anlattığımız büyüklük bir iğne ucu kadar büyüklüğe sahip değil. Hasan baktığımızda biz e, genel olarak e, evreni ve kainatı eş anlamlı olarak biliyorduk. İşte İş değer olarak O biliyorduk. büyük bir hata oluyor. Çünkü hersem bir fark var. Tabii bir iğne ucu kadar değil. Kainatın yanında. Bir iğne ucu kadar olan bir yere Hı -hı. sen alemlerin Rabbinin sonsuz ilmini, sonsuz kudretini sıkıştırırsın. Sonsuz kudretini biz <laughs> bu Sağ evrende Işığın titreşimlerine yüklenmiş bilgileriyle evet. en uzak galaksilerde bilgi alıyoruz. En uzak galaksileri gözlemliyoruz. O zaman sonsuz ilmi, sonsuz kudreti olan bir alemlerin Rabbinin ilmini mi gözlüyoruz tam anlamıyla? Hepsini mi gözlemleyecek bir durumdayız, yapıdayız? mümkün mü böyle? Evet, sağ olun. Şimdi dolayısıyla o çok yanlış bir kavram oluyor. Evet. Yanlış bir e, tanımlama oluyor bu şekilde bunların düzeleceği inşallah düzelecek çünkü i̇nşallah. gidiş buraya doğru i̇nşallah akış buraya doğru hocam. inşallah bu arada sevgili izleyenler e, bu yapılan tefsirler Türkiye'de bir ilk, e, kuantum ve İslam, kuantum ve Kur'an adına yapılan tefsirler Türkiye'de bir ilk. E, Türkiye'de değil değil mi hocam? Evet. E, dünya genelinde mi yoksa? Dünya genelinde. Dünya genelinde yapılan. Dünya'da böyle ilk, tabii e, ilk. Anlattığımız ayet Kur an tefsirleri... Kur'an'ın o sırlı ayetlerini e, araştırmacı yazar İlhan Hayırlıoğlu e, bilim yoluyla, kuantum yoluyla tefsir ediyor ve biz bunu e, berat tv ekranlarında sizlere aktarıyoruz. Hocam e, semavat arz kürsi dedik. Az önce size size zaten e, bir örnek vermiştim Bakara 255'ten. Onun kürsisi semavat ve arzı kuşatmıştır. Bu ayeti nasıl tefsir edebiliriz? Semavat nedir? Arz nedir? Kürsi nedir? Şimdi bu alemleri anlayabilmek, üstteki alemin, aşağıdaki alemi nasıl kuşattığını anlayabilmek için boyut kavramını anlamak gerekiyor. <laughs> boyut kavramı bu konuda bize bir ufuk açar. Şimdi boyut noktasal dediğimiz sıfır küçüklükteki yere boyutsuz diyoruz. Niye boyutsuz diyoruz? Çünkü açılmamış, bir yöne uzanmamış ve onun içinde herhangi bir varlığın, herhangi bir eşyanın olması mümkün değil. Yani bütün eşya varlıkların konumlandığı, yaşadığı, hayat sürdüğü ortamın adı oluyor boyut. Eğer öyle bir ortam olmazsa eşya varlığın yaşayacağı, hayat süreceği, ömür süreceği, şekilleneceği, süretleneceği bir ortam olmaz, boyut olmazsa. Şimdi bir nokta uzunlamasın tek yöne doğru açıldığı zaman, tek yöne doğru hız hareket edip açıldığı zaman tek boyut oluyor. O tek boyut içinde eşya varlık nasıl konumlanabilir? Nokta ve çizgiyle konumlanabilir. Başka şekil ve suret olmaz. O nokta ve çizgiler o tek boyutun içindedir. O tek boyuta yöne doğru açılan doğru, tek yön açılan, tek yönlü doğrusal boyut yanlara doğru açıldığı zaman iki yön oluyor. Hem bir yöne hem iki yöne doğru açıldığı zaman iki boyutlu oluyor. Yatay enine iki boyutlu oluyor. İki boyutlu olduğu zaman onun içindeki eşya varlık resim bizim üste gördüğümüz resim varlıklar, yazı varlıklar oluyor. Resim varlıklarla o tek boyutlu içindeki çizgi ve nokta varlıklar hiçbirbirine benzemez. Bak boyut farklılığı olduğu an içindeki eşya varlıkların bambaşka halde ortaya çıkıyor. İki boyut yukarıya doğru hareket ettiği zaman üç boyut, üç yöne doğru açılmış oluyor, hacim oluyor. Üç boyut o haline geliyor. Üç boyutlunun içinde iki boyutlu var. İki boyut, üç boyutlunun altında kalır. Üç boyut, iki boyutlunun her taraftan kavrar. Bir boyut da, tek boyut da yine iki boyutlunun altında kalır. Üç boyut, hem iki boyutu kuşatır. Hem iki, e, tek boyutu kuşatır. Hepsini kuşatır bu şekilde. 11 boyut olduğu zaman Süper Uzay, bunun anlamı böyle mantıksal yorum yaptığım zaman iki boyutu tam anlamıyla kuşatır demektir. Bizim iki boyutu tam anlamıyla kuşatır. Diğer üst boyutlar yüzlerce boyut olduğu zaman alttaki tüm boyutları kuşatır. Ve o boyutların hüküm ve kurallarına göre oradaki varlıkların yapıları suretleri, şekilleri bambaşka olur. O boyutların farklılaşması oradaki varlıkların, suretlerin, şekillerin de bambaşka olmasına nedendir. Evet. Zaten her alem hiçbir birbirine benzemez. Her alem birbirinden çok farklıdır. Evren süper uzayla hiç benzerliği hiç yoktur. Madde ve cisimler alemi süper uzay. O meleklerin alemi. Dolayısıyla bu da Allah'ın kudretinin, sonsuz ilminin kapıları açılıyor. Orada Allah'ın sonsuz ilmi sonsuz kudretinin kavramanın acizliği, anlamanın acizliği, tarifin acizliğini görüyoruz. Biri de işin çok çarpıcı bir tarafı, biz tarif edemediğimiz, tanımını yapamadığımızda soyut diyoruz. Tarih ve tanımı yapamadığımız için. Çünkü tüm tarif ve tanımlar biz bu eşya varlıktaki gördüğümüz, tanıdığımız tanımlara göre yapabiliriz. Görmediğimiz bir şeyin tanımını yapamayız. Ama o soyut dediğimiz şey, bu gerçek dediğimiz şeyin özü aslı oluyor. İlginç bir burada yaratılış şeyi var. Hayal dediğimiz şey, Gerçek dediğimiz şeyin aslı. Şimdi bunu nereden de çıkartabiliriz bir günümüzün teknolojisinde? Manyetik dalgalar var. Manyetik dalgalar ekranlarda görüntü oluşturuyor. Görüntüyü biz gerçek görürüz, manyetik dalgaları göremeyiz. Ama asıl manyetik dalgalardır, siteşimdir. Siteşimler olmasa görüntü olmaz. Yani biz onu yok farz ettiğimiz şey, var farz ettiğimiz şeyin aslı özü. Tıpkı bunun gibi soyut dediğimiz şey, hayal dediğimiz şey, Gerçek dediğimizin aslıdır. Oradan meydana geliyor. Ama biz onu tanımlayamıyoruz. Tanım, tarif edemediğimiz için soyut diyoruz. Soyut dememiz. Az tarif edebilsek zaten somut olurdu. Yani o zaman soyutluktan çıkardı. Şimdi, dünya, dü, düşünce ışıktan hızlı. Bak, düşüncemiz ışıktan hızlıdır. Işıktan hızlı olduğu için düşündüğümüz her an misal alemindedir. Hüküm ve kurallarına göre düşünce, evrende değil. Evren madde ve cisimler aleminde olamaz. Işıktan hızlı olan her şey hüküm ve kuralına göre süper uzaydadır. Biz aynı anda süper uzaydayız. Bütün görüntüler süper uzayda oluşuyor. Evet. Bu yani e, bu şeyler kuralları yan yana getirdiğimiz zaman tabii hakikatin tanımları, tarifleri çok daha farklı, çok daha inanılmaz hale geliyor. Hocam ee, cinler ve meleklerden ee, söz geçmişti. Cinlerin ve meleklerin yaşam alemini çok merak ediyoruz. Aynı zamanda şunu da işittim. E, cinlerin melekleri dinlemesi. Bu nasıl meydana geliyor? Cinlerin melekleri dinlemesi hani ee, görebiliyorlar mı? Gerçekten de duyabiliyorlar mı? Ee, tabi insanlar ve cinler arasında bir iletişim e, gerçekleşebiliyor. Fakat melekler ve cinler arasındaki iletişim insanın aklını kurcalıyor. Evet. Bu konuda ne diyeceksiniz peki? Cinler dumansız ateşten, nardan yaratılan <laughs> varlıklar olarak indiren kitabın ayeti onları tanımlıyor. Bilimin kuantum fiziğinin açtığı ufuklardan da cinler boğuşsuz enerji noktacıkları kuantlardan meydana geliyor. Boğuş enerji noktacı kuantlar evrenin sınırında olan kuant e, yapı taşlarıdır. Kuantların özelliği titreşimleri, dalgaları sürekli ve kalıcıdır. Zerrecik özelliği çok eser miktardadır. İnsanların ise madde özelliği sürekli ve kalıcıdır. Bizdeki titreşim özelliği ise gizli ve saklıdır. Yani e, cinlerin yapısıyla tam ters yapıdayız. Cinlerin enerji özelliği, titreşim özelliği sürekli bir kalıcı. Onların bedenleri en, voice enerji noktacıklarından meydana geldiği için sürekli titreşim ve dalga özelliğine sahipler. Ama şey özellikleri, zerrecik özellikleri çok saklı ve eser miktardadır. Şimdi kuantlar, Boysener'in noktacıkları, kuantlar ışık hızının bir altındadır. Titreşimleri. Bir altında olduğu için ışık hızı sınırı evrenin sınırıdır. Işık hızının sınırının bir ötesinde süper uzay vardı. Dini velerle misal alemi. Süper uzay meleklerin alemiydi. Dolayısıyla cinler kendi bedenlerinin veya yaratıldığı nardan özelliklerinden dolayı Zaten evrenin sınırındalar. O sınırın, ışık sınırının bir ötesinde meleklerin melekler alemi var. Meleklerin evet. alemi var. Orada belli yerlerde, belli mevkilerde dinleyebilecekleri bir yer bulabiliyorlar. Hmm. Bulabiliyorlardı. Bulabiliyorlardı. Çünkü bir sınırın ötesinde melekler var. Meleklerinle cinler arasında sadece ışık hızı duvarı var. Işık hızı duvarının ötesi meleklerin alemi, hı hı. ışık hızı duvarının bir arkası cinlerin cinlerin dünyası oluyor. Ufak çizgi bir şey yani. Tabii orada mesela. belli yerlerde, belli mevkilerde melekleri dinleyebiliyorlardı. Melekler de peki dinledikleri zaman geçmişe ait bilgileri nasıl elde ediyorlardı? Ya geleceğe ait bilgileri elde ediyorlar. Geleceğe ait bilgiler orada e, kulak hırsızı yaparak çalıyorlardı. Nasıl oluyordu? Işık hızında olan meleklerin aleminde zaman ters akar. Çünkü ışığın hızına geçtiğin evet. zaman, zaman ters akıyor. O zaman ne oluyor? Meleklerin geçmişi bizim geleceğimiz oluyor. Meleklerin masi bizim geleceğimiz oluyor. Melekler geçmişlerinden, mazilerinden bizim geleceğimizi biliyorlar. Bu, özellikten dolayı meleklerin geçmişinden mazisinden oradaki bilgilerden cinler bizim geleceğimize ait bilgiler kapabiliyor, öğrenebiliyordu. Onları da kahinlere haber veriyordu. Kahinler de birçok şeyleri, bu bilgileri işte birçok yerlerde paylaşıyordu, söylüyorlardı. Ve ama İslamiyet geldikten sonra tabii meleklerin dinleme şeylerini yasaklandı. Hı -hı. O niye yasaklandı? Şap denen yakıcı alevlerle her tarafı onlara delen bir alev onları dinlemesini enge engelledi. O şaap da o süper uzaydaki o öz kudretin küçük bir kırıntısı zaten. Çok daha hızlı olduğu için süper uzayda o kudret cinlerin madde o enerji bedeni çok rahatlıkla yakar, götürür. Hı -hı. Yani bir anda her taraftan yakabilecek özellikle. Dolayısıyla cinlerin e, meleklere dinlemesi yasaklanmış oldu. Hocam, e, hani biz diyoruz ya gaybı yalnızca Allah bilir. Gaybı yalnızca Allah biliyor diyoruz. Fakat e, cinler insanoğlunun geleceğine dair e, bilgiler alıyor. Evet, alıyordu. Tabii. Alıyordu. E, peki, gaybı yalnızca Allah bilir dediğimiz zaman bu genel olarak genel alem olarak yasaklanmış bir şey değil mi yani bu yalnızca Allah'ın bilebileceği bir şey değil mi? Hani evet. bunun öncesi işte nasıl o yine gay gaybı yani yine gayb Allah bilir. Orada hiçbir tereddüt yok da burada meleklerin aleminde ışıktan hızlı olduğu için oradaki yapı Hı -hı. dolayısıyla zaman ters akıyor. Yani bizdeki gibi ileri bizim ileri anlıda geçen zaman orada ters aktığı için, ışıktan hızlı olduğu için onların geçmişi bizim geleceğimizde yer alıyor. Onun için melekler bizim geleceğimizi kendi geçmişlerinden görüyorlar. Onların masi bizim geleceğimiz yer aldığı için onların mavi bizim geleceğimizin olayları şeyini ortaya biliyor bilinç olarak onları görmüş öğrenmiş oluyorlar ve gaybı bilmiş olmuyorlar aslında o ışık hızından çok daha hızlı akan alemin hüküm ve kuralları geçerli oluyor o hüküm ve kurallarına göre bizim geç, geleceğimizi kendi geçmişlerinden biliyorlar bu özelliklerinden dolayı bizim geleceğimizi biliyorlar ve o bilgileri de şey, e, cinler bir şekilde e, kulak hırsızlığı yaparak öğreniyorlar ve onu da kainlerle paylaşmış oluyorlar. Ama bu tabi İslam, İslamiyet geldikten sonra yasaklandı ve bundan sonra öyle bir kulak kırsızlığı da yok, hı hı. öyle bir bilgi çalma da yok. Yani bundan sonra geleceği öyle bilgileri cinlerin dinlemesi mümkün değil. O konu kapanmış oluyor İslamiyet geldikten sonra. <laughs> Ama dinlemelerin özelliği ışık hızının sınırında olduğu için kendi doğal yapıları, enerjiden yapı, o ışık hızına yakın titreşimlerden dolayı bir ötesi ışık hızının ötesindeki alemi dinleme şeyine sahipler. Ee, bir de hocam hani Bakara suresi 31. ayetini diyor ya, Allah Adem'e bütün eşyaların isimlerini öğretti. Allah Adem'e bütün eşyaların isimlerini öğretti ve daha sonrasında melekleri dedi ki, e, bu eşyaların isimlerini söyleyin. Melekler bunu söyleyemedi. Adem'e söyledi ve Adem bütün eşyaların isimlerini saydı. Ve daha sonrasında melekler bunun üzerine dedi ki, biz yalnızca senin bize öğrettiğin ilmi biliriz. Evet. Daha başkasını bilmeyiz. Bu konuda e, ne diyorsunuz? Hani Allah Adem'e bütün eşyaların isimlerini öğretti. Bu ayet üzerinde nasıl bir tefsir yaptınız? Nasıl bir açıklamanız evet, var? Evet. Şimdi ne anlatmıştık? Meleklerin alemi ışıktan hızlı titreşen tek boyutlu tünellerden kurulu bir alem. Ve oradaki <laughs> alemin yapısı, semavati arzı bizdeki alemle, evrenle hiç alakası, hiç benzerliği olmayan bambaşka bir alem. Orada ışık hızının üstünde hızı olduğu için nedensellik ilkesi tersine döner. Yani sebep-sonuç ilkesi tersine dönüyor. Orada bir şey mesela, klasik bir şey vardır, tanım vardır. Taşı atarsın, camı kırarsın hı hı. ama burada cam kırılır, taş sonra gider oran özelliği nedensellik tersine çevrilir. Sebep sonuç tersine döner. Çünkü ışıktan hızlı olan bir alem. Orada düşünür düşünmez her şey anında hası olur. Orada kudret devamlı arttığı için enerjiye ihtiyaç yok. Enerji fazlası var. Kudret fazlası var. Acıkma, yorulma diye bir kavram yok. Evet. Acıkma, yorulma diye bir kavram yok. Orada maddeden kurulu, atomlardan kurulu bir şey yok, varlık yok. Yani bunun anlamı şu. Her şey Allah'ın esmasının hüküm ve kurallar göre bulunduğu semavatın veya boyutların hüküm ve kurallarına göre ilim olarak varlık alana çıkması olduğuna göre orada meleklerin aleminde maddi ve cisimlerin evrenin yapısını veya ne olduğunu görme görmedikleri için, orada e, ilim olarak varlık alanına çıkmadığı için anlamaları mümkün değil. Görmeleri mümkün değil. Şimdi biz burada meleklerin alemini anlayabilir miyiz? Bilemeyiz. Bize göre saklı gizli mümkün değil. Şimdi o melekler de Esma-i varlık alanına madde ve cisim olarak, eşya olarak iki boyutlu evren içinde ortaya çıkması konusunda bilgileri yok. Çünkü kendi evrenlerini, kendi e, alemlerinde böyle bir şeye hiçbir zaman tanık olmadılar. Hiçbir zaman böyle bir şeyi görmediler. Şimdi yoktan nasıl var edildiğini evrenin işte şekil ve suret verme, musavir esmasının nasıl şekilde suret verdiğini gören bile, görmedikleri için bilemezler. Çünkü onların aleminde bu ortaya çıkmış değil. Onların aleminde Esmaül Hüsna'nın ilim olarak varlık alanına çıkması bambaşka. Evrende ilim olarak varlık alanına Esmaül Hüsna'nın çıkması bambaşka. İki evren yani madde cisimler evreniyle onların alemi arasında hiç benzerlik yok. Dolayısıyla melekler hiç görmedikleri, bilmedikleri Esmaül Husna'nın varlık alanına çıkan, evrendeki varlık alanına çıkan bu özelliklerini kavramaları, bilmeleri mümkün değil. İsimlerini sayamazlar. Görmediler, bilmediler. Şimdi orada açlık nedir? İşte affetmek, günah işlemek, yani orada rızık Er Razak e, isminin şeyi rızıklar nasıl orada öyle bir şey yok orada durmadan açtık diye bir şey yok durmadan güç artıyor daha e, e, şey farklı şey oluyor kopyalanıyor üreme plan buradaki gibi değil yani bu tür Esmer Hüsna'nın evrendeki ilim olarak varlık alanına çıktığı şeylerini bilmeleri mümkün değil görmedikleri bilmedikleri için. Dolayısıyla sayamaz. Yani isimleri sayamaz. Eşya ve varlık dediğimiz şey Esma-ül Hüsna'nın özündeki kudretlerin ilmi olarak varlık alanına çıktığı süreçler safalardır. O safaları onlar kendi bulunduğu alemde görmedikleri, bilmedikleri için bu safaları sayamaz. Ama Adem'e işte yeryüzünün halifesi olacağı için Adem'in bilincine vahyediyor Allah. Dolayısıyla Adem bunları sayabiliyor ve Adem oğulları da bunun varisi olarak bu eşyalı isimlerini öğren Adem'den gelen varisleri olarak bu eşya ve isimleri sayarak ilmi teknolojileri geliştiriyor. Bugün gelinen harika teknolojiler bu Esma Ülüstan'ın evrendeki ortaya çıkan kuralları, hüküm ve kuralları uygulayarak ortaya koydukları teknolojilerdir. Evet, Oradan anladım. öğrendikleri teknolojilerdir. Günümüzde Metaverse diye artık yapay bir gerçekliği oluşturabilecek konuma geldiler. Yani dolayısıyla meleklerin sayamamaları evrendeki ilim olarak varlık alanına çıkan Esmaül Hüsna'yı göremedikleri, bilmedikleri içindir. Yani Allah razı olsun hocam. Ee, teşekkür ederim. Ee, bir de bir e, ayet daha var. Onu da soracağım. Ee, soru cevap şeklinde gidiyoruz. Tamam. Ee, biz sizin yaptığınız her şeyi bir yere kaydediyorduk. Casiye 20. Hmm, evet. ayeti. Ee, bunu daha önce de sizden işitmiştim, duymuştum, sormak istedim. Fırsat olmadı. Programda sorayım ha. dedim bari. Ee, bu ayet üzerinde nasıl bir tefsir yaptınız? Ne diyorsunuz bu ayet için? Şimdi, biz eşya varlığı nasıl görüyoruz? Eşya varlık ışın titreşimlerinin ne yüklenen bilgilerle biz eşya varlığı görüyoruz. Nasıl oluyor o? Işık demetleri her an her yerde, şu anda her yerde ve ışık demetleri eşya varlığın elektronları ile etkileşiyor. Işık demetleri tesbih taneleri gibi ard arda dizilmiştir peş peşe tespit taneleri gibi dizilmiştir. Sıra sıradır. Hiçbir zaman dağınıklık yoktur. O tespit taneleri gibi ard arda sıra sıra dizili ışık demetleri eşe varlığın elektronları ile etkileşir. Elektronun titreşimleriyle bir girişim yapar. Elektronun titreşimleri kendi bilgisini bulunduğu eşya varlığın bilgisini o ışığın titreşimlerinin tespit tanesi gibi dizili sıralarını değiştirerek bir çeşit yazılım bilgisini o eşyanın titreşimlerine yükler. Bütün eşya varlığın kendine az özelliklerini, bilgilerini bütün eşya ışın demetlerinin titreşimlerinin o sıra sıra dizili tespit tanesi gibi dizili olan sıralardaki şeylerini değiştirerek bilgilere yüklenmiş oluyor ve bu şekilde göze yansıyor ışık. Göze geldiği zaman gözün retina tabakası ışığın her bir titreşimle, ışığın bir adı da fotondur. Fotonun her bir, tek bir fotonu bile algılayacak özellikle yapıdadır. Bu kadar özel bir retinadaki hücrelerin yapısı özeldir. Ve bu titreşimler nereye yüklenir? Fotonların ee, bu e, şey, retinadaki hücrelerin elektronlarındaki titreşimine yüklenir. Elektronlarındaki titreşimleri aynen bu sinyalleri alır, beyindeki özel hücrelere doğru hızla iletir. iletir. Beyindeki özel hücrelerin yapısı neydi? Kuantlardan yapılıydı. Kuantlar Boyce enerji noktacıydı. Boyce enerji noktacıkları neydi? Işık hızında titreşen süper sicimlerin evet. kesitleriydi. Işık hızında süper sicimlerin kesitleri de tek boyutlu tünellerin uzantısıydı. Işık hızına düşmüş yapısıydı ve dolayısıyla bunlar süratle bir kablo ağı gibi süper uzayda, misal aleminde aktarılır. Yani beyindeki bu görüntüler beyinde oluşmaz. Beyinde oluşması mümkün değil. Çünkü Beyin soyut olan hayalleri üretemez. Somut olan bir şey soyut bir şeyi üretemez. Beyin düşünce ışıktan hızlı. Hayaller düşünce ışıktan hızlı. Işıktan hızlı olan bir şeyi, ışıktan hızlı olan düşünceleri beynin somut hücreleri üretmesi mümkün değil. Beynin hücrelerinin içinde bu gördüğümüz şeylerin oluşması, görüntülerin oluşması mümkün değil. Bütün bu görüntüler gördüğümüz her şey süper uzayda misal aleminde ulaşıyor. Misal alemin o müthiş elastiki yerde şekilleniyor. Gördüğümüz her şey orada görüntü haline geliyor ve bedeni yöneten ruh, ruhun özelliği bilinç her an süper uzayda. Süper uzayda olduğu için düşünce ve her an süper uzayda olmak kaydıyla oradaki tüm görüntüleri anında beyin ve dolayısıyla böyle bir algılatıyor bize evet, kaydediyor. Ve yani. algılatıyor. O zaman ne oluyor? Bizim her düşündüğümüz şey misal aleminde oluştuğu için misal aleminde her şey kayıtlanıyor. Oradaki düşündüğümüz her şey, hayal ettiğimiz her şey orada hiçbir zaman kaybolmaz şekilde arşivleniyor. Her şey orada arşivlenip ve kayıtlanıyor. Buradayken, madde ve cisimler alemindeyken orası bize saklı gizli kalıyor. Hayal ve düşünce olarak biz onu hissediyoruz. Madde ve cisimler alemindeyken, buradayken, ruh bedendeyken. Ama ruh bedenden ayrıldığı zaman, takyon bedenine dönüştü ve o aleme geçtiği zaman bedenden ayrılır ayrılmaz takyon bedeniyle zaten süper uzayda olur. Süper uzayda misal aleminde olduğu zaman o Buradaki hayal olan şeyler orada çok keskin bir gerçek olarak ortaya çıkar. İşte Amel defteri olarak her şeyi eksik yazma, yazan defter olarak orada görünür olur. Ama madde aleminde saklı gizlidir burada. Bedenden ayrılır ayrıldığı ruh, takyon alemine geçtiği an orada çok gerçek, keskin olarak algılar. Orası... 11 boyutlu olduğu için iki boyutluya göre gerçeklik çok daha keskindir. Yukarılara doğru gittikçe zaten alemler gerçeklikleri kat kat artar. Ve burada düşüncesiz hiçbir şey olmadığına göre her şey her an her şey düşünerek işte hayal ederek düşüncemize göre hareket ettiğimiz ettiğimize göre bütün düşünce, hayaller her an orada kayıtlanıyor demektir. Çünkü düşüncesiz hiçbir anımız yok. Dolayısıyla her an süper uzayda bütün bizim düşüncelerimiz kayıt altına alıyor, arşivleniyor. Bu ne demektir? Biz yaratılan kitabın ayetleri nasıl okuyoruz? Yaratan Rabbin adıyla mı okuyoruz? Heva, heves için mi okuyoruz? Kibirli için mi okuyoruz? Tesadüfler için mi okuyoruz? Neyse bizim düşüncelerimizin şeyiyle süper uzaya kayıtlı. Amel defterine kaydediliyor ediliyor evet. Dolayısıyla oraya ettiğimiz zaman nasıl okuduğumuzu orada önümüze konacak. Al defterin bu. Sen işte senin amelin bu. Ameller böyle diye net olarak orada bütün şeyler <laughs> çok keskin gerçek olarak görünecek. Bismillahirrahmanirrahim. İkra. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Halak. Halak insanı min alak. Evet. Yani e, Rabbim bizleri e, hevadan, hevesten, kibirden sakındırsın. Amin abi, abi, Rabbim e, bizlere göndermiş olduğu o sırlı kitabını, e, o kutsal kitabını e, kendisinin adıyla ...okumayı mizlerinden sebebilesin. Zaten desin. imtihanın sırrı orada. Evet, imtihanın sırrı ee, burada. Zaten. Hocam Allah razı olsun. Ee, tabii çokça sorumuz var. Evet. Ee, benim hazırlamış olduğum çokça soru var daha doğrusu. Çok merak ettim. Tabii kitabınızı okudum, kitaptan okudum. Fakat bir de bunu e, sizden dinlemek çok daha ayrı. Evet. Ee, insanın aklında çok daha farklı bir yer ediyor. Fakat programımızın sonuna doğru yaklaştık. Bir sonraki programda özellikle bu soruyu sormak istiyorum. Soruyu şimdi söylemeyeyim. Sürpriz kalsın. Gerçekten de birçoğumuzun eee ortak bir düşünceye sahip olup da fakat sizin tefsirinizde bambaşka bir anlam kazanan bir soru. Ee, bir sonraki programa saklayalım inşallah. i̇nşallah. Ee, sevgili izleyenler e, araştırmacı yazar İlhan Hayırlıoğlu bizlerle birlikte oldu. Hocam e, tekrar hoş geldiniz. Allah razı Hı, olsun. Iyi teşekkür ederim. ederiz. Ee, biz davet ettik. Sizler icabet ettiniz. Evet. Ziyadesiyle memnuniyet duyduk. Çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda İnşallah yepyeni sorularla karşınızda olacağız. Hoşçakalın, esen kalın.